Esselamu Aleyküm Değerli Arkadaşlar Bu dersimizde sizlerle Allah Celle Celaluhun İsra Suresi 36. Ayeti ve Mülk Suresi 23. Ayeti ile ilgili kullarına vermek istediği mesaj üzerinde sohbet edeceğiz. İlk olarak İsra Suresi 36. Ayeti Kerime'yi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İsra suresinde Müslümanlara dini ve ahlaki bazı ödevler sıralanmaktadır. Bunlardan birisi de Müslüman bir kişinin bilmediği bir şeyin peşine düşmemesi, bilgisiz hüküm vermemesidir. İnsan ya duyduğu ya gördüğü ile veya akıl ve vicdanıyla hareket eder. Yani bilgilerimiz ya habere ya gözleme ya da akla dayanır. Ayette bu bilgi kaynaklarının doğru kullanılması gerektiği, bunlardan sorumlu olunduğu ifade edilmektedir. Kuşkusuz bu yasak, insan ilişkileriyle ilgili olup, bilimsel ve fikri konularda kurallara uygun olarak tahminler yürütmek, görüş belirtip iştihatlarda bulunmak meşru, hatta gereklidir. Ayette bildirildiği üzere, Bilinmeyen şeyin arkasına düşmemekten maksat da delilsizce hüküm vermemektir. Aynı şekilde bu yasak zanna bağlı olarak başkalarını tenkit etmeyi, başkalarının gizli işlerini araştırmayı, bilimsel gerçekleri değiştirmeyi ve buna benzer hususları da kapsar. İnsanın bilmediği bir şeyi söylemesi Yahut bilmediği bir şeye göre amelde bulunması ya da bilmediği bir şeye dayanarak başkalarını kötülemesi uygun değildir. Gözümüzün gördüğü, kulaklarımızın işittiği, kalbimizin bellediği şeylerin dışında hiçbir şey hakkında şahitlik etmemeliyiz. İşitmediğimiz şeye işittim, bilmediğimize bildim, görmediğimize gördüm dememeliyiz. Çünkü tahmini konuşmalar çoğu kez bizi yanıltabilir. Değerli arkadaşlar, şimdi de Mülk Suresi 23. ayeti okuyalım ve ayet hakkında birlikte düşünelim. Bismillahirrahmanirrahim lem de ki o sizi yaratan ve size kulaklar gözler ve kalpler verendir ne kadar da az şükrediyorsunuz doğduğunda hiçbir bilgiye sahip olmayan insana Bilgi vasıtalarından kulaklar, gözler ve kalpler, akıllar verildiğinin hatırlatılması insanın en değerli ve ayrıcı niteliğinin gözlem ve düşünme kapasitesi olduğuna ve bu nimetleri verene şükretmek gerektiğine işaret eder. Bu nimetler aynı zamanda Allah'ın celle celaluhu eşsiz sanatını ve sonsuz kudretini göstermesi bakımından da önemlidir. Muhatabın sağ duyusuna hitap ederek onun yanlış inanç ve tutumlarından kurtulması, Allah Celle Celaluhun varlığına ve birliğine iman etmesi istenmektedir. Değerli arkadaşlar, Allah Celle Celaluhun İsra Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet ile kullarına vermek istediği mesajları anlatmaya çalıştık. Sizlere faydalı olması dileğiyle Allah'a emanet olun.